Bilirsin ben askerliğin her şeyden ziyade sanatkarlığını severim. Bir kahramanlık destanı, bir isyan, bir haykırış olan Kurtuluş Savaşımız zafere ulaşana dek ince ince bir müzik bestesi gibi işlenmiştir. Finalinde ise ortaya bir sanat eseri çıkmıştır. Bestekarı millet, şefi ise Mustafa Kemal'dir. Bugün bu videomuzda bu ince ince işlenen, bestelenmiş destandan size bir kısım sunacağım. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra İngiliz destekli Yunan güçleri ve Büyük Millet Meclisi güçleri büyük bir hazırlık içine girmişti. Başkomutan seçilen Mustafa Kemal Paşa hayatının ve ulusunun en önemli sınavına çıkıyordu. Hedefi tek hamlede düşmanı yurttan kovmaktı. Çünkü savaşın uzaması her geçen gün Yunanların Anadolu topraklarında daha da kalıcı olmasını sağlıyordu. 1922 Ağustos ayına geldiğimizde Türk ordusu Yunan kuvvetlerinin gücüne yaklaşmıştı. Millet ordusuna sahip çıkmıştı. Fakat artık milletin bir kırık iğne verecek gücü dahi yoktu. Taarruz başarılı olmak zorundaydı. Peki bu önemli taarruz nereden yapılacaktı? Belki de savaşın seyrini belirleyecek olay buydu. Türk ordusu üçe ayrılmıştı. Afyon'un güneyinde, Afyon'un kuzeyinde ve Eskişehir-İzmit bölgesinde askerlerimiz vardı. Yunanların en güçlü olduğu yer Afyon ve çevresiydi. Hatta Türkler burayı 6 ayda geçerlerse 6 günde geçtik saysınlar dahi demişlerdi. Taarruzun hazırlıkları sürerken İngilizlerin Türk komutanları arasındaki şifreli mesajları telgraf şifrelerini kırarak okuduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar oyunu kurmaya başladı. Hiç planda yokken İzmit'te bulunan Deli Halit Bey'in komutasına iki tümen yollanacağı ve buradan bir taarruz yapılacağına dair mektuplar yollandı. Amaç İngilizlerin bu bilgileri Yunan karargahına iletmesini sağlamaktı. Deli Halit Bey'in ünlü bir komutan olması Yunan ve İngilizleri buradan yapılabileceği ihtimallerinde durmasına yardımcı oldu. Deli Halit Bey buradaysa tedbirli olmak lazım diye düşündüler. Mustafa Kemal bu cepheye sadece öncü birlikleri yolladı. Böylelikle bu grubun toplam askeri mevcudu 7000 civarında kaldı. Daha önce belirtmiş olduğu tümenleri yollasa mevcut 25-30.000 civarında olacaktı. İngiliz ajanlar da bu fake mektubu yedi. İngiliz belgelerinde bu sayı kol ordu şeklinde belirtildi. Her ay çekilen karşılıklı telgraflarda bu mevkinin öneminden söz edildi. Mustafa Kemal işi burada bitirmedi. Asıl taarruzun yapılacağı cephelere günübirlik ziyaretler yaparken Deli Halit Bey'in cephesini tam 3 gün denetledi. Bölgede komutanlarla görüştü. Basına açık toplantılar yapıp dış basına demeçler verdi. Ünlü Fransız diplomat ve yazar Claude Türkiye'ye geldi. Kemal Paşa bu yazarı dikkatleri bölgeye çekmek için İzmit'te ağırladı. Askerlerin önünden geçirdi. Geniş katılımlı çay ziyafetlerini yine bu bölgede vererek en güvenli, en güçlü yerimiz burasıdır imajını verdi. Fransız diplomat Claude, Deli Halit Bey'le sanki taarruzu yönetecek kişiymiş gibi tanıştırıldı. Bu esnada güneyde hazırlıklar son hızıyla devam etmekteydi. Taarruzun ilk günü işimize çok yarayacak olan toplar gizli gizli buraya kaydırılıyordu. İngilizler Türklerin güçlendiğini, Yunanlıların da kendi iç karışıklıklarıyla uğraştığını görünce Yunanların da isteği üzerine barış görüşmelerinin yapılmasını istedi. Mustafa Kemal, olur yaparız ama tek koşulumuz tam bağımsızlık dedi. Ek olarak da oyunu oynamaya devam etti. Mekan olarak İzmit'i gösterdi. Bir barış görüşmesi yapılacaksa İzmit'te yapılsın dedi. Bütün dikkatleri yine İzmit'e çekti. Bu ve bunun gibi gelişmelerden sonra Yunan birlikleri İzmit'te takviyeler yaptı. 20 bini aşkın Yunan kuvveti bu bölgede bekledi. 40 adet top da yine bu bölgeye konuldu. Yunan komutanlara göre karşı tarafta da 20 bini aşkın kişi vardı. Üstelik uçaklardan gözlemledikleri bir şey daha vardır. Ordu güneyden kuzeye doğru yürümektedir. Ama burada da devreye İsmet Paşa girmiştir. İsmet Paşa orduyu sabah sanki kuzeye yürütüyormuş gibi gösterir. Gece olduğundaysa kuzeye doğru yola çıkanlar güneye doğru iner. Bu girişimlerin artarak devam edeceğini Mustafa Kemal Paşa ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda açıklar. Bu toplantı Paşa'nın futbol maçı izlemek için cepheye gideceği şeklinde duyurulur.
aslında harekatın son detayları konuşuluyordur. Plan açıklanır. Mustafa Kemal'in geçmişteki hocası Yakup Şevki Paşa bu taktikten endişe duyar. Plan çok riskli. Başaramazsak tarihe karşı sorumlu oluruz. Hepimizi asarlar der. Mustafa Kemal nasıl bir başkomutan olacağını ispat edercesine şöyle der. Kimse sorumlu değildir. Sorumluluk bana aittir. Kaybedersek beni hemen asarsınız der. Günler geçiyordu. Artık Ağustos'un ortalarına geldiğimizde meclisin eleştiri düzeyi de iyiden iyiye artmıştı. Dört bir yanda yankılanır hale gelmişti. Mustafa Kemal yıllar sonra bu söylemler için gizli taarruz planı için bu söylemler işime gelmişti diyecekti. Çünkü biliyordu ki mecliste dahi bir takım ajanlar vardı. Yunanların anlamadığı taarruzu bir kişi anlamıştı. Mustafa Kemal'e bir mektup geldi. Oğlum, seni bekledim, gelmedin. Cepheye gittiğini biliyorum. Savaşı kazanmadan geri gelme yazıyordu. Mustafa Kemal annesinden gelen bu mektubu okuduğunda muhtemelen tebessüm etmişti. Ve o gün 26 Ağustos gece son birlikler de güneye gizlice kaydırılmıştı. Cepheye giden paşa çıktı dağ başına. Yaveri Yarbay Muzaffer Kılıç Mustafa Kemal'den şu cümleleri işitti. Ya Rabbi, sen Türk ordusunu muzaffer et. İlk top atıldı. Yunan komutan şok oldu. Kuzeyden beklenen saldırı güneyden gelmişti. İlk olarak bunun aldatıcı bir saldırı olduğunu düşündü. Sonra düşüncesinin yerini hayal kırıklığı ve korku aldı. Yunanların kuzeyde tuttuğu 20 bin askere ve ekipmanlara karşılık bizim kuzeyde sadece 6.900 tüfekli askerimiz vardı. Kuzeydeki Yunan birlikleri güneye inene kadar Kemal Paşa çoktan işi bitirecekti. Güneyden harekete geçen askerlerimiz tepeleri bir bir ele geçiriyordu. İsmet Paşa'nın kurduğu toplar Yunan öncü birliklerinin topçularının ardına düşüyor, Yunan topçuları kıpırdayamıyordu. Atlı birliklerimiz son hızla yarılan cepheden düşmanı çevreliyordu. Muazzam bir savunma hattı kurduklarını düşünen kocaman Yunan ordusu, iki günde Türk ordusunun planladığı kurt kapanına alınmış, başkomutan Trikopis dahil tüm üst rütbeli komutanlar esir edilmişti. Fevzi Paşa planın tutmasından dolayı sevinçten dualar ediyordu. Kemal Paşa haykırıyordu. Hacı Anesti, gel de ordularını kurtar diyordu. Atını şaha kaldıran Kemal Paşa düşlediği büyük ülkeye koşuyordu. Bir ülke bağımsızlığına kavuşuyordu. Evet arkadaşlar, destansı bir bestenin bir kısmını sizlere anlattım. Büyük taarruzun 100. yılı kutlu olsun. Bağımsızlığımız uğruna gözünü kırpmadan ellerinde idam fermanlarıyla mücadeleye atılanlara bin selam olsun. Videonun sonu. Kalın sağlıcakla.